Peki hocam, tüp mide ameliyatı sonrasında ayda kaç kilo verilmesi ya da ne kadar süreden sonra kilo verilmesi beklenir? Evet. Şimdi fazla kiloya bağlı. Mesela body mass endeksi diyelim ki 50 olan biriyle body mass endeksi 35 olan birisi arasında yağ hacmi bakımından çok büyük bir oran var. Tabii ki Büşra Hanım o diyetin kalorisini ona göre ayarlıyor. Kaslardan erimemesi için protein tozları veya takviyesi veriyor. Evet. Bunları da göz önüne alarak yani fazla kiloların yaklaşık böyle ayda 5 kilo, 6 kilo civarında gitmesi bizim için maksimum sınır olsun istiyoruz aslında. Bizim hedefimiz hep uzun hedef. Yani 6 ayda zaten çok müthiş zayıflıyorlar da biz yavaş diyoruz, dengeli, hedef 2 yıl. İkinci yılın sonunda fazla kiloların %95'ini, fazla kiloların, siz mesela 60 kilo olacaksınız, oysa 100 kilosunuz, 60'a gelene kadar %95'i diyelim ona, onu veriyorsunuz fazla kiloları. Ve şeker hastalığı, tansiyon, işte bu felç riskleri, özellikle 50 yaş üstünde, bunların hepsi bu kilo ile birlikte bütün riskler hep azalıyor. Riskler azalıyor. Evet. Peki hocam, bu ameliyat sonrası iz kalıyor mu? 4 tane küçük delikten yapıyoruz bu ameliyatı. Evet. Bizim port deliği dediğimiz. Bunlardan 2 tanesi 1.2 santimetre. Yani düşünün 1.2 santimetre. Şu parmağım ancak girer. Evet. Bir tanesi 5 milimetre yani yarım santimetre. Bir tanesi de kamera portumuz 1 santimetre 10 milimetre yani. Bunlar bize yetiyor. Özel aletlerimizle onlardan giriyoruz. Karnı karbondioksitle şişiriyoruz ve oradan ameliyatımızı güzelce yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerçekten tecrübeli ellere sahipsiniz hocam. Birçok hastanız var bu konuda. Hastanede ciddi anlamda büyük memnuniyet oranlarının olduğu. Emeklerinize, elinize ve deneyimlerinize sağlık diyelim. Buradan da tüm hastalarımıza tekrardan geçmiş olsun deyip selamlarımızı iletelim. Hemen tüp mide ameliyatını konuşmuşken hocamın da az önce dediği gibi beslenme konusuna biraz da Büşra Hanım'a döneceğim ve bu konudaki beslenmelerle ilgili bilgi almak istiyorum. Evet, hoş geldiniz Büşra Hanım tekrardan. Evet, hastanemizin beslenme ve diyet uzmanı, uzman diyetisyen Büşra Çengel yanında. Peki hemen size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Tüp mide ameliyatı sonrasında beslenme nasıl olmalı ve bu hastalar ne kadar takip edilmelidir Büşra Hanım? Evet, aslında ameliyat sonrası takip çok önemli. Hekimlerimiz ameliyat sonrası hastalarını bana yönlendiriyorlar. Ardından hedef kiloya yaklaşana kadar aslında biz takip ediyoruz. Çünkü burada diyetisyen desteği çok önemli. Vitamin ve mineral eksikliğinin ortaya çıkmaması amacıyla. Kişi ilk başta tüp mide sonrası 20 günlük aslında bizim bir sıvı beslenme serüvenimiz var. Kişi direkt katı beslenmeye geçemiyor. 20 gün boyunca protein takviyesi, sıvı tanesi, çorbalar, tabii bunlar hepsi kişinin ihtiyacına göre belirleniyor. Ek olarak sıvı multivitaminler başlıyoruz, probiyotik takviyesi, omega 3 takviyeleri başlıyoruz. Bunlar kişinin kilosuna, boyuna, beden kütle indeksine göre hepsi farklılık gösterebiliyor. Akabinde 20 gün sonrasında yavaş yavaş püre dönemine aslında geçebiliyoruz. Evet. Püre geçiş dönemimizde 20 günlük bir süreç, ardından minik minik katı döneme yavaş yavaş normal gıdaya geçebiliyoruz. Tabi burada hepsi sonuna kadar diyetisyen desteği önemli. Kişinin günlük alması gereken kalori, vitamin ve mineral değerleri de farklılık gösterdiği için kişiye göre bir liste oluyor. Sık sık bunları kan tahlilleriyle birlikte takip ediyoruz. Ayda bir ilk başta, sonrasında 2 ayda bir ve 3 ayda bir sık sık tahlil istiyoruz. Herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği çıkmaması açısından. Bu şekilde sonuna kadar gidiyoruz birlikte hastalarımızla. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerçek anlamda cerrahlarımızla ciddi bir ekip halindesiniz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Hastalarımızın da tabii ki takipte olması, takiplerini ihmal etmemeleri de çok önemli noktalardan birisi.